Haydi bakalım. Hepimize kolay gelsin. Hayırlı olsun. TED Üniversitesi'nin Akademisyene Sor yayınlarının dördüncüsünü eğitim fakültesiyle başladık. Bayağı bir eğitim fakültesi programını ağırladıktan sonra mühendislik fakültesinin çok temel, çok uzun yıllardır var olan iki programıyla devam ediyoruz. Bu akşam makine mühendisliği ile elektrik elektronik mühendisliğini konuşacağız. Makine mühendisliğinden Doktor Kutluk Bilge Arıkan bizimle. Elektrik elektronik Merhabalar. mühendisliğinden de Doçent Doktor Hüseyin Uğur Yıldız bizimle. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Selamlar. Çok kısaca bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Nerelerden mezun oldunuz? Neler yaptınız bugüne kadar? Kutluk hocam sizinle başlayalım, sakıncası yoksa. Estağfurullah, sağ olun. Herkese merhabalar. Ben Kutluk Bilge Arıkan. TED Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde işte yaklaşık 5 senedir öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Lisans, yüksek lisans, doktora çalışmalarımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladım. Genelde otomotiv sistemleri üzerine mekatronik alanında diyebilirim yüksek lisans ve doktora çalışmalarım için. Daha sonrasında robotik üzerine yoğunluklu olarak, ağırlıklı olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 14 sene Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde görev aldım. Sonrasında TED Üniversitesi'ne geçtim. Rehabilitasyon robotları, hesaplamalı nörobilim, hesaplamalı rehabilitasyon gibi alanlarda çalışıyorum. İnsansız sistemler, robotik sistemler, özellikle uçan robotlar üzerine yine araştırmalarım var. Savunma sanayiinde de danışmanlık ekseninde çalışmalarımı sürdürüyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Hocam, bu söylediklerinizden Uğur hocama geçmeden mekatronik mühendisliği ve otomotiv mühendisliği alanında çalışmak için mekatronik ya da otomotiv mezun olmak gerekmiyor mu? Makine mezunları da çalışabiliyor mu gibi benim cevabını bildiğim ama gençlerin karıştırdığını bildiğim bir soruyu hemen bir sorayım, sonra Uğur hocama geçeyim. Yani tabii siz de yoğun olarak bu süreçlerin içinde olduğunuz için ben de oldukça uzun yıllar mekatronik mühendisliğine görev aldım. Daha sonra makine mühendisliği bölümünde lisansım makine mühendisliği olmasına rağmen hani öyle bir bu alanlarda çalışmak için mekatronik mühendisliği bölümünden ya da otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olma şartı yok elbette. Yani hani oralardan da mezun olabilirsiniz. Bu çalışmaları yapabilirsiniz ama hani makine mühendisliği temel bir mühendislik, oldukça geniş spektrumlu bir mühendislik. Bu mühendisliğin içinde de bu alanlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz. Hele ki daha üst seviyelere çıkınca, hani Uğur Hocam da katılacaktır mutlaka, siz de öyle diye tahmin ediyorum. Yani sınırlar kalkıyor ortadan. Hani çok böyle gri alanlar daha da artıyor. Çok disiplinler arası alanlar günümüzde geniş ekipli, oldukça farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların bir arada olduğu sistemlere doğru gidiliyor, çalışmalara doğru gidiliyor. Yani başa dönersek otomotiv veya mekatronik konularda çalışmak için yani makine mühendisi olmanız da uygundur, yeterlidir diye bağlayayım. Teşekkür ederim. Uğur Sağ olun. hocam, sizi tanıyalım. Sonra mekatronikte elektronikçiler de çalışabiliyor mu? İkisinin birleşimi mi diye oradan başlayalım isterseniz. Tabii, Hüseyin Uğur Yıldız benim ismim. TED Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nin bölüm başkanıyım. 2016 Eylül'den beri TED'de çalışıyorum. Benim lisansım Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden. Yüksek lisans ve doktoram TOBB Üniversitesi'nden aldım. Tabii yüksek lisans doktora yaparken ben bir yandan da çalışıyordum. Bir 5 yıl kadar Türk Telekom'da çalıştım. Orada network mühendisiydim. Temel olarak bu güvenli internet ve adil kullanım işleriyle uğraşıyorduk biz teknik anlamda. Daha sonrasında 2015'te bir Tay maceram oldu, bir senelik. Orada da ANKA insansız hava aracı projesinde çalıştım. Kutluk hocamın iyi bildiği konulardan. Orada bir Pardon. sene boyunca işte haberleşme sistemlerinin tasarımı, test edilmesi, analizi, kurulumu, aklınıza gelecek her türlü işleri yaptık. Bir sene sonra da işte 2016 yıllarının sonlarına doğru da TED Üniversitesi'ne geçtim. Benim uzmanlık alanlarım kablosuz haberleşme, kablosuz ağlar, su altı haberleşmesi gibi konuları kapsamakta.
Bu konular üzerinde çalışmalarımız hala devam ediyor. Biraz makine, biraz böyle endüstri mühendisi, biraz bilgisayar, her türlü bir karışım söz konusu çalışmalarımda. Hani şey mühendisi çok böyle bence ayırmamak lazım. İşte inşaat keskin sınırları vardır, makinenin işte keskin sınırları vardır. Hatta ben hep şey derim, elektrik bilgisayar kardeş bölümlerdir. Tabii biz burada biraz daha makine ve inşaat mühendisinin çocukları gibiyiz. Neticede elektrik mühendisi 1900'lü yılların başından itibaren popülerleşti. En popüler zamanlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasında transistörlerin gelişmesiyle hızlı bir şekilde devam ediyor. Kabaca kendimi bu şekilde tanıtmış oldum. Teşekkür ederim hocam. Aslında sonuna doğru o konuya siz de atıfta bulundunuz. Ben birden çok mühendisliğe özellikle atıfta bulunuyorum. Öğrenciler çok keskin ayrımlar olduğunu zannediyor. Ve aslında bakarsanız bilişimin artan bu talebinin yanlış yere yoğunlaştığına inanıyorum. Çünkü teknolojinin gelişimi yalnızca yazılımcılara ve bilgisayar mühendislerine değil, o yazılımların çalıştığı her türlü makineye de siz sayarken aslında vakıf üniversitelerinde çok bulunmayan elektronik ve haberleşme mühendisliği gibi bir yere de dokunuyor. Donanımın olduğu her yerin geliştiğinin altını çizmeye çalışıyorum kendi adıma konuşurken. Bu akşam da belki biraz daha böyle programları anlatırken aslında hayatın yalnızca bilgisayardan ibaret olmadığını bir gençlere anlatmak benim kendi adıma derdim. Çünkü aşırı yığılma olduğunda programlarda da beklediklerini alamayabiliyorlar çocuklar ve bilmiyorlar. Yani onlar teknoloji gelişince sadece bilgisayar mühendisliği üzerinden o alanlarda çalışabilirler zannediyorlar. Biraz o yüzden böyle atıfta bulunarak anlatıyorum. Şimdi normalde bugüne kadarki diğer programlarda, ilk yaptığımız programlarda herkesçe malum olduğundan programlara değil de TED Üniversitesi'ne daha çok yoğunlaşmıştık. Şimdi sizlerden ricam, sizin programlarınızdaki eğitimi, bu alanda eğitimde neler öğreniliyor? Sizlerin ikinizin de kendi kariyerlerinizden verdiğiniz örnekler aslında ne kadar ciddi kesişim kümeleri olduğunu gösteriyor ama bu alanlarda çalışabilecek olan gençler hangi donanımlarla çıkıyorlar, nerelerde çalışabiliyorlar? Biraz böyle hani bu başlıkta istediğiniz yerinden tutup anlatırsanız çok sevinirim. Uğur Hocam sizinle başlayalım. Hani en son siz bir şeyler söylediğiniz için. Ya elektrik elektronik mühendisliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyüyerek nerelere girdi? Şimdi nerelerde çalışıyorlar? Nasıl bir bölüm bu bölüm? Biraz bahseder misiniz? Evet, ya aslında şöyle oluyor. Bu elektrik akımının doğrusal bir şekilde iletildiği eskilerden beri bilinen bir gerçekti. Daha sonra alternatif akım çıktı. Bu daha uzaklara, daha güven, daha iyi bir şekilde iletilmesi konusunda çalışmalar yapıldı. Esas aslında büyük gelişme bu İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşandı. Özellikle bu konuda bilgisayar mühendisliğinin de ilk temelleri biraz atılmış oldu. Hatta endüstri mühendisliği İkinci Dünya Savaşı'yla doğan bir meslek oldu. O bir zamanlar Danzig diye bir kişi varmış. Bu Alman Nazi şeylerinin tanklarının optimal rotalaması için bir yöntem geliştirilmesi istenmiş kendisinden. O da böyle bir şeyler yaparaktan optimizasyonun ilk temellerini oluşturmuş. Ve endüstri mühendisliği de oradan bir dal olarak devam etmiş. Tabii şu an konumuz aslında endüstri mühendisliği değil ama hani bizim elektrik elektronik özelinde bakacak olursak yani esas teknolojinin atıldığı zamanlar İkinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Daha sonrası 1950'li yıllarda Bell laboratuvarlarında ilk işte transistörler geliştiriliyor. Transistör bildiğiniz üzere hani elektrik elektronik cihazların hemen hemen hepsinde bulunan çok önemli bir element. Bir yandan gelen voltajı güçlendirmeye yarar. Diğer taraftan ki bence en önemli kısmı işte bu bir sıfırları mantık kapılarını yaratmaya yarayan bir cihaz. Elektriksel bir anahtar gibi davranıyor. Tabii bu transistörler bir araya geliyor. Kendi içlerinde aritmetik işlemler yapabilecek duruma geliyor elektrik akımlarıyla. İşte bir veya sıfır hani lisede görürüz ya sıfır ve sıfır işte sıfırdır falan. Bunlar zaten en temel mantığın anahtarları buna Boolean cebir derler. Bir sıfır cebiri derler.
Tabii bunlar sonrasında işlemcilerin gelişmesine sebep oldu. En temel hesap makineleri bu transistörlerle yapıldı. Daha sonra bu transistörlerin sayısı arttı, arttı, arttı. Günümüzdeki işlemcileri oluşturmaya başladı. Şu an artık biraz bu donanım sektöründe bakacak olursak Intel, işte sonralardan Apple kendi işlemcilerini üretmeye başladı. Burada artık yarış şeye döndü. Küçücük bir alana kaç tane transistör sığdırabiliriz ki daha çok işlem yapabilsin. Bu donanımın üstüne, tabii işlemcilerin üstüne çeşitli yazılımlar geliştirildi. Bu birkaç parça bir araya geldi, bilgisayarları oluşturdu. Bilgisayarlar yazılımları oluşturdu. Yazılımlar çığ gibi büyüdü. Donanım onun yanında daha böyle yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı. Şu an elektrik elektronik mühendisliği camiasında durum bu noktaya kadar geldi. Hani donanım evet ilerledi ama şimdi yavaş bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ama yazılım şu anda çığ gibi büyüdü. Aslında bunun en büyük sebebi şu oldu belki de. Hani donanım kısıtlı bir kapasitesi var. O kısıtlı kapasiteye daha verimli uygulamalar nasıl yazabiliriz? Nasıl uygulamalar geliştirebiliriz ki? İşte atıyorum bilgisayarlarımızın veya cep telefonlarımızın bataryası daha uzun süre dayanabilsin. Aslında mühendisliğin şu noktada geldiği durum bu gibi. Bu sanırım biraz uzattım lafı ama elektrik Hayır, hayır. elektroniğin Hayır, mis gibi hocam. Hiç uzatmadınız. Acayip güzel bir anlatım oldu bence. ha öyle mi? Evet, teşekkür ederim. Yani şu an bir durum bu Vallahi gerçekten. şekilde. Şimdi sizin diğer sorunuz şeydi galiba. TEDÜ'de hangi dersleri, hangi bilgileri öğretiyoruzdu değil mi? Ben kaçırmadım galiba o kısmı. Yani sırayla konuşuruz hepsini. Ha, Yani onu... isterseniz bu söylediğiniz alanda çalışmak için biz TEDÜ'de neler yapıyoruz'a bir sonraki turda geçelim. Tamam. Şimdi Kutluk Hocam'dan da makine mühendisliği ile ilgili bilgileri alayım. Ama sizin söylediğinizden ben şöyle de bir çıkarım yaptım. Donanım tarafı üretim maliyeti ve üretmek için yapılması gereken yatırım biraz daha fazla olduğundan, yazılım bir bilgisayarla oturduğunuz yerde yapılabilen bir şey olduğundan sanırım biraz da fazla yazılıma doğru kayış oldu gibi tahmin ediyorum ben. Bu bir, iki, şöyle bir mevzu da var aslında. Bilebildiğim kadarıyla tabii anlatıyorum. Şimdi bu işlemcilerden bahsettik. Konuya sert bir şekilde daldık aslında ama işlemcilerde çok kısıtlı bir alanda çok fazla transistör yerleştirmeye çalışıyoruz ki işlem kapasitemiz artsın. Fakat artık öyle bir noktaya geliyor ki yani iki transistör arasındaki mesafe artık böyle nanometreler yani 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük bir boyuta doğru gittiği için orada o hani vardır ya atom çekirdeği vardır, elektronlar etrafında döner. O böyle iki atomun elektronları birbirine karışmaya gibi başlıyor. Buna kuantum etkisi diyorlar mesela. Bu bir limit getiriyor. Bu kuantum etkisi ne işe yarıyor? Klasik fiziği batırmaya yarıyor tabiri caizse. O yüzden hani yani işlemci daha fazla bir yere gidemez yani. Hani gidebileceği nokta belli. Hani bu noktadan sonra artık o işlemciyi daha ne kadar verimli kullanabiliriz gibi yazılımlar yapmaya insanlar çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Mutluluk hocam. Sağ olun Erdem Bey. Uğur Hocam da çok güzel, böyle keyifle dinledim ben de. Güzel getirdi, özetledi. Ben de hani benzer şekilde makine mühendisliği ile ilgili bir yorum yapmak isterim. Şimdi tabii hani az önce de ilk konuşmam içerisinde de söylemiştim. Yani elektrik elektronik mühendisliği gibi makine mühendisliği de çok geniş bir yelpazede. Bu aslında güzel, keyifli de bir şey baktığımız zaman. Yani öğrencilere, mezunlara, bu alanı tercih eden, bu disiplini tercih eden insanlara bir esneklik de kazandırıyor, katıyor. Bir taraftan da bakıldığı zaman yani bu bölümler hani şey gibi değil. Yani 50 yıl önceki, 20 yıl önceki müfredatlara, 10 yıl hatta 10 yıl önceki müfredatlara, ders içeriklerine baktığınızda ve şimdikilerle karşılaştırdığınızda ders tanımları, dersler, içerikleri oldukça değişimler var. Yani makine mühendisliğinde de bu böyle. Bu bölümler yaşayan bölümler. Yani teknoloji geliştikçe bilimsel çıktılar, bilimsel araştırmalar ortaya
kullanılacak teknolojik kristal hale gelen bilgileri, uygulamaları geliştirdikçe bizler de bizim disiplinlerimiz de değişiyor, gelişiyor. O yüzden işte robotlarla ilgili, malzemelerle ilgili, nanomalzemelerle ilgili, imalatla ilgili, tasarımla ilgili, enerjiyle ilgili, makine mühendisliği içinde de çok böyle özelleşmiş çalışmalar var bakıldığında. Yani ders içeriklerimize de yansıyor bizim. Yani hepimizin, tüm akademisyenlerin yaptığımız araştırma, yaptığımız projeler, yaptığımız işler derslerimize de yansıyor. Bu çok temel bir ders de olabilir. İkinci sınıftaki dinamik dersi de olabilir. Ama çok özel teknik seçmeli derslerde işte robotik taşıtlarla ilgili bir derste de olabilir. Ya da uçan robotlarla ilgili bir derste de olabilir. Yaptığımız araştırmalar, çalışmalar derslere yayılıyor. Derslere sirayet ediyor. Yani hani eski zamanlarda bundan 50 yıl önce işte mobil vinçlerle ilgili çok özel dersler varken günümüzde artık işte az önce örnek verdiğim dersler ön plana çıkmaya başladı. Bu bakımdan hani inşaat mühendisliği gibi, makine mühendisliği gibi, elektrik elektronik mühendisliği gibi çok temel mühendislikler insanla gibi yaşar. İnsanla yaşar, dinamiktir, değişir, gelişir. Günümüzde de bakıldığında hani hem bulunduğumuz şehir konum itibariyle hem de dünyadaki gelişmelere bakıldığında hani savunma sanayi ve sağlık sektörü çok önemli bir şey oluşturuyor. Hem mezunlarımız için hem bizler için hem araştırma fonları için. Bizler de hem kendi araştırmalarımızda hem mezunlarımızın çalışma alanlarında bu iki odak etrafında öbeklenmiş durumda bir faaliyetimiz görülüyor. Bunun haricinde otomotiv alanında, beyaz eşya sektöründe, havacılık, uzay, yani aklımıza gelebilecek her türlü sistem, makina nerede varsa makine mühendisleri orada bulunmak durumunda. Az önce siz sordunuz hani Uğur hocamın anlattıkları arasında da vardı ama yani günümüzdeki hiçbir makinayı biz yazılımdan, elektronik donanımdan, sensörden, actuatorlardan öğrenmeden muaf tutamıyoruz. Yani en basit bir fotokopi makinesinden tutun da işte yaklaşık milyon parçaya ulaşan bir uçağa kadar ya da günlük cep telefonlarımızın içindeki optik zuma sahip kameralardan tutun da işte insansız su altı araçlarına, işte su altı mayınlarını temizleyen robotik sistemlere kadar bütün bu makine diye adlandırabileceğimiz sistemlerde hem mekanik bir yapı var, olmak zorunda. Çok özel bir mekanik yapı bu. Çünkü malzeme teknolojisi gelişiyor, malzeme özellikleri gelişiyor. Onunla beraber siz oraya mutlaka sensörleri koymak zorundasınız, bir kontrol yazılımı koymak zorundasınız, elektronik donanım koymak zorundasınız, ufak bir bilgisayar, gömülü bir bilgisayar yerleştirmek zorundasınız. Böyle bir sistemi tasarlamamız gerekiyor. Yani bir tarafından işte mekatronikle, robot bilimle iç içe geçmiş, bir taraftan enerjiye çok ağırlık veren, enerji yani hele ki günümüzde ilerleyen yıllarda daha da önemini arttıracak bir alan. Akışkanları içeren, işte tasarım, yani tasarlamak zorundasınız. Siz yani kazanmak için, gelişmek için, ülkenin gelişmesi, sorunların bitmesi için tasarlamak, bilgi üretmek zorundasınız. Yani makine mühendisliğinin diğer mühendisliklerde de çok 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 önemli yeri olan tasarımı biz çalışmak zorundayız, uğraşmak zorundayız. Yani böyle baktığımız zaman hani farklı alanlarda kesişen, farklı alanlarda dokunan, farklı disiplinlerde iç içe girmiş, kendini güncelleyen, yenileyen oldukça dinamik bir bölüm aslında, oldukça dinamik bir disiplin. Kadro olarak da yani hocalarımız olarak da yani 8 hocamızda her birinin bir ve daha fazla projesi olan hocalarımız var yurt içi ve yurt dışında. Oldukça dinamik, üretmeyi seven, araştırmayı seven, bunun içine bolca öğrenci katmayı isteyen, lisans, yüksek lisans, doktor öğrencilerini işin içine katmayı hedefleyen, daha da büyümek isteyen, daha da dinamik olmak isteyen bir bölümüz.
disiplinin gereği bu böyle. Yani hani makine mühendisliğinin gereği bu böyle. Şeyden kopamazsınız yani gelişmeden, ilerlemeden. Yani işte 50 yıl önce vinçler üzerine çalışırken, onlar küçümsemek için söylemiyorum. Kıymetli mi? Kıymetli. Çok kıymetli. Hala çalışılıyor. Ama bu taraftan işte insan içinde hareket edebilecek robot tasarlamaya çalışıyor. İnsanla etkileşime girebilecek rehabilitasyon sistemi tasarlanmaya çalışılıyor. Canlıların, sıçanın, farenin navigasyonunu öğrenip onu robotlara aktarmaya çalışan araştırmalar yapılıyor. Yani hani makine mühendisliğini tutamazsınız ki, elektronik mühendisliğini tutamazsınız ki. Hayır, sen ilk işte transistör, 3 transistörle çalışacaksın diyemezsiniz. Yani bilim, teknoloji beraberinde bunu tersini emrediyor. Yani seven için bu meslekler çok keyifli meslekler. Hani şimdilik bu kadar bağlayayım. Çünkü yani hepimiz de aynı mesleki deformasyonla konuştukça konuşuruz. Şimdilik Yok burada hocam, bağlayayım. sorun yok. Hiç durmadan, yani her ikiniz için de söylüyorum. Yani benim adıma, ben zaten dinlemek için ve arada soru sormak için buradayım. Siz istediğiniz Eyvallah, kadar sağ olun. konuşun. Çünkü zaten Sağ olun, eksik olmayın. öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplarını veriyoruz. Yine hani kaldığınız yerden şöyle devam edebilir miyiz? 8 ayrı hocamız var. Hepsi alanda, farklı konularda çalışıyor dediniz ya. Neler çalışıyorlar hocam? Siz kendinizden örnek verdiğinizde işte mekatronik ve otomotiv geçmişinizin olduğunu, bugünse biraz daha sağlık sektörüyle ilgili de sunumlarınızda falan da bahsediyordunuz. Makine mühendisleri bunu da mı yapıyormuş dedirtecek örnekler olduğunu tahmin ettiğim için. Yani böyle somut nokta atışı olmak zorunda değil ama birkaç örnekle hocalarımız neler çalışıyorlar, ne gibi dersler veriyorlar. Makine mühendisleri bunu da mı yapıyormuş olacağını, dediğim gibi tahmin ettiğim başlıklar olacağını tahmin ederek bu soruyu soruyorum. Yani bizde Erdem de şöyle bir planlama yapıldı. O planlama gereği hareket edildi. Mesela malzeme alanına odaklanmış iki hocamız var diyebiliriz. Bir hocamız nano malzemeler üzerine çok önemli araştırmalar yapıyor. Yeni tamamladığı projeler var, devamı geliyor. Bir hocamız kompozit malzemeler üzerine, özellikle savunma sanayide çok önemli, kıymetli çalışmalar yapıyor. Tasarım, imalat, mukavemet üzerine çalışan iki hocamız var. Onların özellikle savunma sanayide yine yani Ankara'da bulunmamız sebebi de çok zengin bir imkan akademisyenler için. Hani savunma, hani nasıl ki İkinci Dünya Savaşı pek çok şeye sebep oluyor. Yani hala o savunma sanayi bir itici güçtür. Yani Ar-Ge için, araştırma için bir itici güçtür. Bizler de Ankara'da olmamız sebebiyle yapımız itibariyle buradan besleniyoruz. Yani mesela bu hocalarımızdan birisinin kaynak robotları üzerine çok önemli çalışmaları var. Diğerinin işte çok özel imalat teknolojileriyle ilgili, gerçekten sıra dışı imalat teknolojileriyle ilgili, metal şekillendirme ile ilgili çok kıymetli çalışmaları var. Enerji üzerine çalışan, çok önemli çalışmalar yapan hocalarımız var. Enerji santralleriyle, türbinlerle ilgili, onların geliştirilmesi, bakımları ile ilgili. Yani enerji öyle bir hale geliyor ki, yani hep söylenen şeydir hani dünyadaki en kritik şeylerden, hani ülkeleri birbirine düşüren, barıştıran şeylerin başında gelir denir. Ve bu daha da ötesine gidecek. O konuda çalışan, önemli çalışmalar yapan hocalarımız var. Yine uçan sistemler üzerine, aerodinamik üzerine, sistem tasarımı üzerine, işte yine savunma sanayiyle, TAI ile Roketsan'la organik bağı olan hocalarımız var. Mekatronik üzerine benle beraber bölümümüzde Yiğit hocamız da çalışıyor. Önemli çalışmaları var. Hem sağlık alanında hem savunma sektöründe. Yani robot bilim deyince hani bunu işte yani kimya mühendisliğinde de çalışılıyor. Matematik, uygulamalı matematikçiler de çalışıyor. Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, elektronik mühendisleri onlar da çalışıyor. Ama makine mühendisleri de yani artan yoğunlukta çalışılan alanlardan bir tanesi. Ders içerikte yani bu bahsettiğim konuların hepsiyle ilgili işte itki sistemleriyle ilgili dersimiz var. Nanoteknoloji, nano malzemelerle ilgili dersimiz var. Yani ısıl sistem tasarımı ile ilgili dersimiz var. Uçan robotlara özel dersimiz var.
dinamiği ve insansız taşıtlara yönelik yeni açtığımız bir teknik seçme dersimiz var. Yani genelde hani mühendislikte böyledir yani. Benzer şeyi tüm hocalarımız söyler. Bölümdeki kadronun ilgilendiği alanda teknik seçmeler, güncel, bunlar çok güncel konular, güncel dersler ya da içeriği sürekli güncellenebilen, güncellenmekte olan dersler. Yani buna özen gösteriyoruz. Bu ana akslar üzerinde yerleşmiş konularda, alanlarda çalışmalara devam ediyoruz. Tabii hani bana özel soracak olursanız ben hani dediğim gibi yani işte bu sağlıkla ilgili şeyler çok daha kıymetli gelmeye başladı bana. Yani doğrudan insan sağlığına yönelik hele ki işte felç sonrası rehabilitasyon ya da Parkinson hastalarının terapilerine tedavi ya da serebeller rahatsızlıkları yönelik robotik sistemlerin geliştirilmesine yönelik şeylerin kıymeti bence daha da farklı. Orada da tabii tek başınıza çalışamıyorsunuz. Yani ben hani aman bir robot yapayım da felçli bir hastayı iyileştireyim dediğiniz zaman komik oluyor. Çünkü doktor diyor ki ya bunu hasta kullanamaz ya da biz hastanın ne yani felç dediğimiz şeyin sadece işte bir uzvunu oynatamamak olduğunu düşünüyoruz ama öyle değil yani bilişsel vesaire pek çok şey var. Tabii nörobilimle beraber görüntüleme teknikleri de vesaire de beraber yani işin matematiksel kısmı da gelişmeye başladı. İşte o hesaplamalı rehabilitasyon, hesaplamalı nörobilim. Yani orada makine mühendisleri olarak biz işte simülasyon, benzetim, modelleme, tasarım. Mesela demin optimizasyondan bahsettik. Optimal terapiyi konuşuyoruz biz. Kişiye özel optimal terapi. Onu tıp doktoru tek başına geliştiremez ya da biz tek başımıza geliştiremeyiz. Ama nörobilimciler, işte nörologlar, fiziksel tıp rehabilitasyonu bilim dalından hocalar, yani çok disiplinli bir ekiple beraber yapabileceğimiz bir şey. Bir şeyi de optimize edebilmek için birazcık simüle edebilmemiz lazım. Şimdi o aşamadayız işte. Makine öğrenmesi algoritmalarıyla felç sonrası yeniden öğrenmeyi modellemeye çalışıyoruz. EEG datası, robottan aldığımız kinematik, kinetik veriyle. Aynı zamanda nöro merkezinin araştırmacıları arasında yer alıyorum. O vesileyle de yani orada ortak çalışmalar yürütüyoruz. TED Üniversitesi'nden hocaların öyle bir katılımı olmuştu. Hani böyle yani benim hani robot bilim benim çok sevdiğim bir alan. Dediğim gibi yani konuşsak konuşuruz ama Uğur hocamıza Sağ ben olun hocam. sözü devredeyim. Çok güzel, çok ilginç çalışmaları paylaşacak eminim. Ben şunu gördüm bu arada. Uğur hocam, sizden önce çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Birincisi, hayat artık öyle tek başına şunu okudum, şunu yapıyorum, tek başıma da bunu yapıyorumluk bir dünya değil. Herkes artık çok disiplinli çalışmalarla sonuca gidiyor yaptığı projelerde de, ürettiği ürünlerde de. Birincisi bunu gördüm. İkincisi, makine mühendisliği dediğimizde sanki eski büyük çarkları olan makineler geliyor herkesin aklına ama bugün işte makine öğrenmesi deyince robot deyince insansız hava deyince diyor çocuklar. Ya onların konuştuğu ve ilgisini çeken şeylerin aslında makine olduğunu sanırım anlatmak için çok güzel bir sürü örnek olduğu söylediğiniz şeyler. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun, sağ olun Uğur. Uğur hocam, sizin derslerden devam edelim. Hiç kesmeden biraz da sizi dinleyelim. Aman uzun oldu mu Tamam. diye kaygılanmadan anlatın hocam. Tamam. Şimdi bizim aslında elektrik elektronik mühendisliğinin müfredatı 3 aşağı 5 yukarı tüm dünyada aynıdır. Sadece son sınıflardaki işte seçmeli dersler biraz farklılaşır. Kimileri daha güncel konulardan bahseder, kimileri daha farklı konulardan bahseder. Kimileri kendi uzmanlık alanlarında bir iki konuya odaklanarak, kimileri derken bu da üniversitelerden tabii bahsediyoruz. O konularda uzmanlaşılaraktan dersler açılır. Mesela en temel olarak ikinci sınıfa geçmiş bir elektrik elektronik öğrencisi devre dersleri alır. Devre analizi, işte bunu şey gibi düşünebilirsiniz. İzleyenler bilir. Şu üniversite sınavında hangi lamba daha parlak yanar diye bir olay vardı ya. İşte o konular üzerinde bunun analizlerini yaparız. İşte akım hesapları nasıl yapılır, voltaj hesapları nasıl yapılır. Bir devrede işte elektrik depolaya, akım depolayabilen veya voltaj depolayabilen cihazlar varsa bunlar nasıl davranır? Bu konular üzerine temel olarak dersler veriyoruz ikinci sınıfta. İkinci sınıfta aynı şekilde şu transistörlerden
mantık kapılarından falan bahsetmiştim ya, bu mantık kapıları nasıl çalışıyor, nasıl tasarlanıyor, o transistörler hangi bacağı nereye bağlanırsa nasıl bir cevap verir, bu konuların öğretildiği mantık tasarım dersi var. Buna logic design dersi de diyorlar. Onun dışında şey var, transistörlerin çalışma yapısının anlatıldığı bir dersimiz bulunmakta. Burada biraz ufak bir kimya bilgisi, biraz fizik bilgisi gerekiyor. Tabii hani herkes şey der, işte elektrik mühendisinin temelinde fizik vardır. Hani bu doğrudur. Hani fiziğin temelinde de matematik vardır. O da doğrudur. O yüzden hani elektriğin temeli aslında daha doğrusu mühendisliğin detayı, matematiğe dayanmakta. Esas şey dersleri, yani ana derslerimiz 3. sınıfta başlıyor. Elektriğin belli başlı alanları var. Aslında elektrik, elektronik diye hep konuşuyoruz ama onu hiç bu vakte kadar açmadık. Hani elektrik deyince Açalım. gerçekten evimizdeki elektrikten anlayabiliriz. Yani yüksek akım dediğimiz elektrikten anlayabiliriz. Elektronik deyince de daha düşük akımlardan bahsediyoruz. Bunlar işte cep telefonlarındaki akan elektrik akımları, efendim bir drone'un içindeki elektronik komponentlerinden akan elektrikten bahsedebiliriz. Biz burada hem elektrik hem de elektronik dersleri veriyoruz. Mesela makineyle çok ilişkili bir dersimiz var 3. sınıfta. Elektromekanik enerji dönüşümü diye. Mesela bir su türbini çalıştığı zaman nasıl elektrik üretiyor? Ne kadar elektrik üretiyor? İşte bir coil dediğimiz bir şey var. Böyle sarıyorsunuz, manyetik alan yaratıyor falan. Oradan nasıl bunun çalışma yapısı ne kadardır? İşte ne kadar sarmak lazım ki şu kadar şey üretebilsin? Bu gibi konularda bir dersimiz var. İşte bunlar DC motorlar nasıl çalışır? Bunları öğretiyoruz. Doğru akımla çalışan motorları. Bu kısım biraz elektrik kısmına giriyor. Elektronik kısmına baktığımızda meşhur bir sinyal işleme dersimiz var. Bu sinyal işleme dersi şu anki mesela işte 4K videolar, 8K videolar diyoruz. Yani bu konu sinyal işleminin bir alt dalı. Sinyal işleme derken görüntü işlemeler falan da var. Mesela Photoshop aslında bir nevi görüntü işleme uygulamasıdır bildiğimiz. Photoshop uygulaması. Bunun dışında elektromanyetik dersimiz var. Üçüncü sınıfta bu yoğun ve en ağır derslerden bir tanesi elektronik mühendisliğinde. Yoğun bir fizik altyapısı ve vektör analizi iyi bilmek lazım. Çünkü üç boyutlu bir ders bu. Hani elektromanyetik dalgalar hep yani cep telefonu antenlerinden çıkıyor ya. Onlar şimdi üç boyutlu bir şekilde hareket ediyorlar. O yüzden hani üç boyutlu bir geometriye hakim olmak oldukça önemli. Bir kürenin denklemini yazmayı bilmek, bir kürede işler nasıl dönüyor bunları bilmek bu temel çok önemli. Üçüncü sınıf derslerimizden bir diğeri de elektronik analog devre tasarımı. Bu analog devre tasarımında bir amfi devreleri nasıl çalışıyor bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bunlar yine transistörlerden oluşan yoğun devreler oluyor. Yine devre analiz dersinin ileri bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında kontrol otomasyon dersimiz var. Bazı okullarda otomasyon diye de adlandırılır. Bu makine mühendisiyle en sıkı fıkı olduğumuz ders, hatta Kutluk Hocam'ın da uzmanlık alanlarından bir tanesi. Bu derste aslında şeyi öğretiyoruz. Yani ben bunları örnek vererek anlatmaya çalışıyorum ki daha böyle kalıcı olsun. Hani mesela Mars'a rover gönderiyorlar, işte helikopter falan gönderiyorlar ya, onu orada uzakta kendi başına uçuyor, uzaktan onlar takip ettiriliyor ya. İşte kontrol sistemleri bu işe yarıyor aslında bakarsanız. Hani cihazın karşısına atıyorum bir tane kaya çıktı, o kayayı bir bypass etmesi lazım. İşte o kararları nasıl verecek, hani onun kontrolü nasıl yapılacak, o bir örnek. Diğer en meşhur kontrol örneği şeydir. Hani böyle elimizde bir sopa tutmaya çalışırız, devrilmemek için uğraşırız ya, o sopayı devirmemek için. O bizim yaptığımız hareketlerin hepsi kontroldür aslında. Bunları elektronik olarak yapan cihazlar falan var. Bunları genelde biz laboratuvar veya proje çalışmaları kapsamında öğrencilerimize veriyoruz. Onlar da böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Telekomünikasyon dersi var. Telekomünikasyon
dersi yine sinyal elektromanyetik derslerinin birleşmiş hali gibi düşünülebilir. Bir analog haberleşme sistemi nasıl çalışıyor? Bir AM, FM radyolar nasıl çalışıyor? Bunları öğretiyoruz. Bunun dışında olasılık dersi var. Olasılık hani her ne kadar matematik gibi gözükse de haberleşme dersinin ana taşıdır kendisi. Çünkü haberleşmede şu sorunla mutlaka karşılaşırız. İşte ben sizinle haberleşiyorum ama arada bazen ses kesiliyor. Bu rastgele bir şekilde oluyor. Hani bu rastgelelik durumunda biz nasıl bir tasarım yapmalıyız ki haberleşmedeki ses kalitemiz düşmesin. Sizinle rahat ve sağlıklı bir şekilde konuşabilelim. O yüzden bu tip şeylerde olasılık dersi çok önemli oluyor. Ve üçüncü sınıf bu şekilde tamamlanmış oluyor. Tabii üçüncü sınıf biterken biraz öğrenciler oldukça Abi. yoruluyorlar. Yani evet o tepkiyi veriyorlar. Sonra son sınıf başlıyor. Son sınıfta biz hani şey seçmeli ders hep verdiriyoruz. Belirli bir havuzumuzdan öğrenciler ders seçiyorlar. İkişer üçer tane her dönem. Ve tabii bir senelik bir bitirme projesi yapmalarını istiyoruz. Burada kimi zaman öğrencilerimiz hocaların projelerine dahil olabiliyor. Kimi zaman kendi değişik güzel fikirleriyle gidebiliyorlar. Bir sene boyunca böyle yoğun, uzun tempo bir çalışma yapmalarını bekliyoruz ve yıl sonunda bunların demosunu göstermelerini istiyoruz. Tabii burada talihsiz durumlar yaşanabiliyor mutlaka. Hani her şey güzel gidiyor. Çünkü laboratuvar ortamında her şey ideal koşullar altında. Ama sahada hadi bir test yapalım diyoruz. O gün rüzgar çıkıyor mesela. Bütün planları alt üst ediyor. Hani şimdi mesela onları falan bir düşünmek lazım oluyor. Ama tabii öyle rüzgar çıktığı zaman biz yine bir iç mekana geçip demomuzu orada yapıyoruz. Özellikle bu drone projelerinde falan rüzgar çok ciddi bir faktör. Genelde hep unutulan bir faktör oluyor. Genelde şöyle dersler vermeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe en çok ihtiyaç duyulan ve en popüler dersleri sunmaya çalışıyoruz. Mesela dijital görüntü işleme, pardon dijital sinyal işleme dersi açıyoruz. Onun dışında dijital haberleşme dersi de açıyoruz. Optik haberleşme konularında dersler açmaya başlayacağız yakın bir zamanda. Fotonik dersi yıllar boyunca açtık. Elektronların işte çalışma yapısı, o fotonlar bir araya gelip böyle kristaller falan oluşturuyor. Böyle çok mikro boyutlarda, hatta nano boyutlarda çeşitli tasarımlar yapılabiliyor. Işığı kırmaya yarayan, ışığı istediğimiz yönde kırmaya yarayan şeyler üretiliyor. Mikrodalga dersi veriliyor. Mikrodalga, anten, radar sistemleriyle ilgili bir ders veriyoruz. Bunun dışında güç sistemleri konusunda da dersler açıyoruz. Elektrik mühendisliği kapsamında. İşte bu güç elektroniği, güç sistem analizi, işte bir güç sistemlerinde dağıtım şebekelerinde koruma işleri nasıl yapılıyor? Bunları öğreten daha sektöre yönelik bir ders olarak veriyoruz. Bizim kimi zaman sektörden uzman arkadaşları da davet edip burada part-time yani yarı zamanlı bir şekilde ders vermelerini de sağlıyoruz. Hani bu dersler öğrenciler için oldukça faydalı oluyor. Zaten en popüler derslerimiz de genelde bu tip dersler oluyor. Sektörden gelen kişilerin verdiği dersler oluyor. Bunun dışında bizim temel olarak hani derslerimiz bu şekilde. Atladığım birkaç ders olabilir mi diye düşünüyorum ama üç aşağı beş yukarı çoğu dersi burada anlatmış oldum. Yani optik konusu biraz insanlara belki değişik gelebilir bu noktada. Hani optik deyince herkes çukur ayna, işte tümsek ayna gibi konular anlıyor. Bu çok normal, çok da doğru bir şey. Zaten bu dersin ana fikri bu kırılmalardan, bu yansımalarla üzerine bunların daha dip detaylarına girerekten bir kaç ders açıyoruz. Bu konuda uzman hocalarımız var. Aslında yani bizim bölüme baktığımız zaman hocalarımızın yani çeşitli alanlarda uzman hocalarımız var. Mesela mikrodalga, elektromanyetizma konusunda duayen bir hocamız var. Bunun dışında kontrol alanında uzman bir hocamız var. Telekom alanında güçlüyüz biz. Telekom haberleşme konularında güçlüyüz. Bu konuda üç hocamız var. Aynı zamanda optik konularında uzman iki hocamız var. Hatta iki hocamız da optik haberleşme üzerine çalışıyor. Yani hem optik kısmı var hem de haberleşme kısmı var. Yani böyle ortak bir
çalışma alanı olan hocalarımız da bulunmakta. Tabii bizim bu çalışma alanlarımız içinde yani bilgisayar mühendisliğinin konularını da içeren çalışmalar yapan hocalarımız da var. Mesela ben şahsen optimizasyon uzmanıyım. Yaptığım şey kablosuz haberleşme sistemlerini nasıl optimize edebilirim? Yani en basitinden bir örnek verelim. İşte etrafta 3 tane cep telefonu olsun bir alanda. Çok kısıtlı bataryaya sahip olsunlar. Bu cep telefonları birbirlerine nasıl verilerini göndersin ki bu veriler de baz istasyonuna nasıl gitsin ki bu cep telefonlarının üçünün de batarya ömürleri maksimize edilsin. Hani şöyle düşünülebilir, belki baz istasyonunun yakınında kalan bir cep telefonunda üzerine çok fazla bir yük binebilir, çok fazla haberleşme yapması gerekebilir. Bu durumda o cep telefonunun bataryasının en kısa zamanda biteceğini buradan çok rahatlıkla görebilirsin. İşte benim amacım optimizasyon teknikleri kullanarak o cep telefonu, yani baz istasyonuna en yakın olan o cep telefonunu nasıl daha geç öldürebiliriz? Yani bu da baktığınız zaman bu endüstri mühendisliği var, elektronik mühendisliği var. Bir de bu işin bilgisayar mühendisliği boyutu olan bilgisayar ağları var. Çünkü yani her bir cep telefonu bir bilgisayar aslında. O bilgisayarlar birbirleriyle konuşuyorlar, haberleşiyorlar. Devamlı birbirlerinin konumlarını gönderiyorlar. Topolojilerini kurmaya çalışıyorlar. O yüzden hani baktığınız zaman ben kendi adıma konuşacak olursam 3 farklı bölümde çalışıyorum. Hani benim için yani keskin çizgi koymak her zaman yanlış bir mevzu. Ona bakarsak mesela TAİ'de ANKA S projesinde çalışırken makine mühendislerinden aerodinamik öğrenmeye çalışırdım. Yani o ben şey yapmaya çalışırdım. Mesela uçağın içinde atıyorum şu parça kullanılsın, işte o parça kullanılsın ama benim düşündüğüm gibi olmuyor. Çünkü o parça bazen çok ağır gelebiliyor. O makine mühendisliği mezun arkadaşlar şey diyordu. Bu uçağın kaldırabileceği yük maksimum bu. Eğer onu koyarsak işte bunun aerodinamiği bozulur. Onun yerine daha ince bir şey kullanmak lazım. Veya oradan geçen kablo sayısını, uçağın içindeki kablo sayısını minimize etmemiz lazım ki uçağın yükü hafif olsun ve böylece uçak var olan yakıtıyla daha uzun mesafe kat edebilsin. Hani burada makine mühendisinin yakıtı bizim bataryamız gibi düşünebiliriz değil mi Kutluk Hocam? Yanlış bir şey söylemiyorumdur umarım. Yok yok tabii hocam. Yani zaten hani bugünkü konuşmanın başından beri hepimizin vurguladığı şey oluyor. Hani çok ortamlı, çok amaçlı sistemler geliştiriliyor ve tasarım da artık Erdem Bey şeye dönüyor. Yani çok amaçlı ve çok ortamlı bir sistemin optimizasyonu bizim tasarım diye adlandırdığımız şey ya da optimizasyon algoritmalarıyla çıkan şey tasarım diyoruz. Hani bu da çok güzel bir örnek oldu Uğur Hoca'nın ANKA üzerinde verdiği örnek. Bence çok keyifli konular yani hani hepsi çok hoşuma gidiyor benim. Yani mühendisi keyifli. Az önce yani biz şimdi konuşurken az önce Sanem Hanım'a Levent Bey'e mesaj attım. Dedim ki bu kadar keyifli konuları dinleyen, izleyen bir öğrencinin abi ne güzelmiş bunlar ya dememe ihtimali yok bence. Yani ben dinledikçe ki ben biraz yani bildiğiniz ve gördüğünüz üzere biraz fazla dışa dönük oturup böyle üretim şeyleriyle uğraşamayacak bir kişiyim. Benim için uğraşmak gibi oluyor onlar. Ama ben bile o kadar keyif aldım ki siz anlatırken. Yani zaten anlatırken sizin de böyle hissederek onu anlattığınız çok belli. Şunu görüyorum bir de verdiğiniz bütün örnekler herkes bir yandan sektörün içinde bir şeyler yapıyor. Yani iş hayatının içerisinde bir projenin içinde bir şeyler üretiyorsunuz sürekli. Kutluk Hocam sizden başlayarak şeyi merak ediyorum. Evet. Yani hep merak ettim bunu. Kuzenim makine mühendisi o Putzmeister'de beton pompası üretimi yapılan bir yerde işte üretim tarafında çalışıyor. Orada işçilerle birlikte çalışıyorlar. İkinizin de verdiği örneklerde şeyi merak ediyorum. Mühendis ne yapıyor? Yani elin şimdi bunun tasarımını, kurgusunu, işte hazırlığını, araştırmasını yaptıktan sonra ne bileyim üretimi yapacak olan işçilere gidip bunun nasıl yapılacağını mı anlatıyor? Yoksa üretimi kendi mi yapıyor? Verdiğiniz örneklerden alıntı yaparak birkaç yani tam olarak yaptığı işin icrasını da anlatabilir misiniz? Üst başlığı anladık. Hani konu başlığını anladık. Peki ne yapıyorsunuz? Ne bileyim tulumları giyip siz de oturup bunları mı çalışıyorsunuz? Yoksa masa başında çiziyorsunuz, veriyorsunuz, birileri mi yapıyor? Yani Kutluk Hocam sizden başlayıp biraz onlara gidelim istiyorum. Çünkü Erdem Bey bir saat yetmez buna öyle gözüküyor. Ya neyse bir 15-20 dakikada toparlarız. Ama yani çocuklar bence şey diye düşünüyor. Ya abi hani bir bilgisayarı alırım elime otururum kod yazarım.
ama öteki biraz zor, yapamam gibi düşünüyor. O yüzden örneklendirmeyi çok istiyorum açıkçası. Şimdi Buyurun hocam. ben kendi öğrencilik zamanımdan çok sevdiğim, saydığım bir hocamızın makine mühendisliği ile ilgili işte tasarımla ilgili bahsettiği bir şeyden örnekle başlayayım. Hocamız içten yanmalı motor tasarımcısı. Yani işte İngiltere'de dünyanın çeşitli yerlerinde yani büyük firmalara motor tasarlayan çok önemli bir Ar-Ge firmasında da çalışmış tasarımcı olarak. Ama hoca hep şey derdi bize. Ya hani ben bu motorların tasarımlarında yer aldım. Hani çok da keyifliydi. Çok da yani tasarımda yer almak demek işte orada bir enerji dönüşümü var. Yani termodinamik yasalar, işte içten yanmalı patlamalar, çatlamalar, işte oradaki o büyük enerji pistonlara aktarılıyor vesaire. Orada bir muazzam optimal bir sistem var ve günümüzde muazzam da bir mekatronik sistem tek başına o içten yanmalı motor. Yani üzerinde işte bilmem kaç tane lookup table var, bilmem kaç tane sensör var, işte kontrol algoritmaları şunlar bunlar. Ama ben derdi yani hani şey araba kendi arabamın kapağını açtığımda yerini gösteremem derdi motor. Ya da motor hani elimi sokup bir şey yapamam yani bilemem derdi. Şimdi hani böyle değişik katmanları var. Yani hani işin bir tasarımı, tamamen tasarımı dediğimiz şey var, kısım var. Bu işte simülasyon ortamında artık günümüzde çok gelişmiş yazılımlar kullanılıyor. O yazılımlara kendimiz kodlar ekleyebiliyoruz. Matematiksel işte şeylere girmemiz gerekiyor. Bazı derivasyonlara, bazı çözümlere kendimiz girmemiz gerekiyor. Yani hazır bir paket bize her şeyi vermiyor. Keşke verse de öyle olmuyor işte. Onun içine kendimizin girip pek çok eklenti yapmamız gerekiyor. Bir işin bu boyutu var, bu fazı var bence. Yani tasarlayıp onu işte analiz edip orada başka bir ekibe devretmek var. Bir başka makine mühendisliği ya da bir başka mühendislik çalışmasında da onun hayata geçirilmesi için imal edilebilecek şekle getirilmesi var. Yani oradaki o ortamdaki tasarımı, bilgisayar ortamındaki tasarımın artık hani bir şeye girmesi gerekiyor. Yani üç boyutlu elle tutulur. Yani belki de en keyif veren kısımlarından bir tanesi. Ya ben hani ortaokuldan ilkokulun sonundan itibaren mühendisliğe meraklıydım, makine mühendisliğine. Yani o şey benim çok hoşuma gidiyor. Yani işte bir teorik bir ortamda, bir dünyadaki tasarladığınız bir şeyin elle tutulabilir hale gelmesi çok kıymetli ve kullanılabilmesi. Bunu geliştiren, bunu yapan bir makine mühendisliği fazı da var, bir grup da var. Yani bunu işte hangi malzemeden nasıl üretelim, nasıl dayanıklılığını sağlayalım. Yani işte bu bir araba parçasıysa, bu işte günde şu kadar saat kullanılacaksa, şu kadar işte yüklemelere maruz kalacak, şu hava şartlarında çalışacak vesaire. Çok zor şartlarda çalışan sistemler olabiliyor. Onun ömrünü tamamlayana kadar en az minimum hatayla çalışabilmesi için daha böyle bir makine mühendisliği tasarımıyla onun ortaya çıkarılması var. Bir de bunun test kısmı var. Yani o test kısmı da ayrı bir keyif. Çünkü hani elinizde simülasyon var, gerçek sistem var artık. Gerçek sistemden ölçüp simülasyonla karşılaştırma var. Bence mühendislikteki bilimsel kısımla mühendisliğin en iç içe girdiği yerlerden bir tanesi bu. Matematiksel modelleme, gerçek sistemden ölçme, modelleme ile simülasyonu karşılaştırılması bu benim en keyif aldığım yerlerden bir tanesi. Bu da burada da mühendis görev alabilir. Bakım kısmı, onarım kısmı vesaire, bu satış bir sürü alanda makine mühendisi ya da işte mühendisler görev alabilirler. Ama hani beni çok tatmin eden, beni çok cezbeden kısım yani işte bu tasarım, benzetim, optimizasyon, yani Uğur Hoca'yla da ortak yanlarımızdan bir tanesi bu optimizasyon konusu. Mesela işte rehabilitasyon için harici iskelet tasarlıyoruz. Parmaklara geçirilebilen bir robotik sistem, böyle dışarıdan harici bir yapı. Şimdi parmak bu mekanizmanın bir parçası oluyor. Şu hareketleri bana yaptırması lazım o mekanizmanın ve benim istemli olarak ne kadar katkıda bulunduğumu fark etmesi lazım ve giderek devre dışı kalması lazım. Şimdi böyle bir şey, yani biz bilgisayar ortamında başlıyoruz ama tasarladığımız sistemin el üzerine giyilebilir hale getirilmesi için çok ciddi bir detay tasarım gerekiyor.
Yani bizim tasarladığımız mekanizma diyoruz biz o. Mekanizma çok güzel simülasyonda durabilir ama ben onu hadi uyguluyorum dediğim zaman pat diye üst üste biniyor. Ya da işte optimizasyon sonucunda bize bir mekanizma çıkıyor ama o uygulanmada çok zor olabiliyor. Ya da topoloji optimizasyonu denen çok önemli bir tasarım yaklaşımı var. Bir araba parçasını, araba süspansiyonunu size öyle garip bir şekilde verebilir ki siz onu üretemezsiniz. Ama yazılım der ki bu en ideali bu der. Yani bunu işte milyon kere kullansanız, milyar kere kullansanız bu parça kırılmayacak der. Ama o kırılır. Şimdi şey de bu dronlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Uğur Hoca size bahsederken çok güzel oldu. Şimdi hani değişiyor, gelişiyor diyoruz ya. Bakın artık çoğu yerde bu multikopter dediğimiz işte quadkopter vesaire gibi sistemler artık lisans derslerinde örnek sistem olarak kullanılmaya başlandı. Yani işte kontrol dersinin başlangıcında ben de Uğur Hoca gibi elimde bir sopayla gidiyorum. İşte diyorum hadi bunu parmağınızın ucunda tutun, hadi eldiven takın tutun, hadi gözünüzü kapatayım, hadi sizi ittireyim falan. Öğrenciler hani hoca delirdi galiba diyorlardır. Ama yani işte kontrol sistemi o insan nasıl dengede duruyor gene öyle gösteriyoruz. Ayağın önemini çalışıyoruz işte insan ayağının dengedeki önemini gene çubuklarla çalışıyoruz. Yani hani bir taraftan mühendis simüle eder, bir taraftan onu gerçek hayatta canlandırır, gerçek hayattakinden data alır. Şimdi şey çok kritik bence. Ben onu çok değerli buluyorum. Yani hani yaşayan dinamik şeyler bunlar, bu disiplinler. Yani bundan işte belli bir süre önce değil mi Uğur Hocam? Yani multikopterle bitirme projesi yaptırmak, onun testini yaptırmak falan öyle çok hani hayal edilebilecek şeyler değildi ama Doğru. mesela Uğur Hocalar gibi bizde de mesela 2018 yılındaki bitirme projelerimizde çoğunluk iki rotorlu sistem geliştirme üzerineydi. İki rotorlu uçan robot geliştirme üzerineydi. Muazzam keyif aldı öğrenciler. Yani hazır bir platform kullanılmadı. Tamamen kendileri tasarladılar. Ve o projeyi seçen Uğur Hocam hani o da ilginizi çekecektir. O projeyi seçen arkadaşların hepsi ya Roketsan'da ya TAİ'de ya Hamburg Üniversitesi'nde Airbus projesinde ya işte STM'de yani doğrudan o alanla ilgili çalışıyorlar. O kadar cezbedici bir şey ki. Ama bunu biz lisansa yani orada çalışırken de öğrenciyi de hadi ne yapıyorsan yap git bunu tasarla demiyoruz. Oturuyoruz beraber çalışıyoruz. Beraber hani dışarıda savunma sanayinin Ar-Ge'sinde bunu nasıl tasarlıyorsa, nasıl testini yapıyorsa hep beraber yapıyoruz. Hatta o dönemki asistan arkadaş da şu anda Baykar'da test mühendisi. Yani o insansız sistemlerin testlerinden sorumlu Turgut arkadaşımız. Kurtuk Hocam, bağla keseyim mi sözünüzü? Çok ufak bir Lütfen, lütfen, ekleme, çok ufak lütfen, bir ekleme yapayım, size tekrar dönüp şey lütfen. sözü vereyim. Şimdi Erdem Bey, bu dronları mobil baz istasyonu gibi kullanabiliyorsunuz. İşte yani. Şimdi yeni şey bu. Mesela dağlık alandayız. Eve internet Çok iyi ya. çekeceğiz. Çekemezsin. Yani değil mi? Dağlık alanda olmaz o. Yani biz Telekom'da şeyle çok karşılaştık. İşte terör nedeniyle baz istasyonu çalarlardı. Yani koyardık, bir hafta sonra Tabii. çalınırdı. Ondan sonra neyse, şimdi böyle bir teknoloji var. Drone'u salıyorsun etrafa. Drone belirli bir şey çiziyor, rota çiziyor kendisine. O rota içinde 250 kilometre mesela yarı çapında internet hizmeti veriyor yüksek hızla. Bu da böyle bir şey de var mesela. Hani makineyle elektriğin kesişimi, hatta bilgisayar da buna dahil. Tabii tabii bir yazılım, bilgisayar çok iç içe. İşte Buyurun hocam. dronlarla ilgili mesela sürü dronlarla ilgili ODTÜ'deki hocalarımızla çalışıyoruz. Ya da işte kolaboratif yani iki drone beraber uzun bir yükü taşıyacaklar. Aralarında nasıl etkileşim olsun ya da işte kablolu dronlar çok popüler. Yani hani bunlar enerji sorunu olduğu için eğer aşağıda siz işte 300 metre aşağıda bir bataryadan sürekli enerji çekebiliyorsanız o drone'u 24 saat havada tutabiliyorsunuz. Aşağıdaki batarya paketinde bir zırhlı araca ya da bir ground robota, kara robotuna bağlarsanız o zaman iki robotun etkileşimi var. Şimdi hocamız hani mutlaka şey yapar, güvenlik gerekçesi de bu ikisi arasında ne kadar az haberleşme olursa o kadar iyi. Şimdi hani bu en az minimum haberleşmeyi de bu iki sistem nasıl çalışıyor? Şu anda mesela onunla ilgili bir yüksek lisans çalışmamız var. ODTÜ'yle ortak yürüttüğümüz. Yani çok zevkli konular. Hani böyle
Teknolojiyi de şey yapan konular, beslenen konular. Yani Hocam bunlar konu çok iyiymiş ya. Bayağı iyiymiş o çok bahsettiğiniz konu. hocam şey ihtiyaç yani. Bir de böyle bayağı arttı o tip şeyler. Yani bunun mesela işte yani karar verme mekanizması gerekiyor. Ne zaman lider değişecek? Şimdi oradaki algoritmaları şeyden besleniyoruz. Hani bu arkadaşlarımıza böyle fikir vermesi için de örnek veriyorum. İnsan-insan etkileşimindeki haptik etkileşim modelleri, haptik etkileşim teorilerini biz iki robotun etkileşimini aradaki bir kablo üzerinden etkileşimini aktarmaya çalışıyoruz. Mesela şey daha bilinmiyor yani hani 12. ay gibi bebekler yürümeye başlar ya hani onların bir evresi vardır böyle tay tay denir yani hani yürür ama pat diye bir anda devrilir. İşte orada mesela şöyle küçücük ellerinden tutsanız böyle büyük bir kuvvet uygulamadan küçücük tutsanız Evet, o onu evet. bir bilgi alır oradan ve yürümeye başlar. Şimdi burada bir anne baba ile çocuk arasında bir haptik etkileşim var. Bu haptik bir enformasyon transferi var. Bu enformasyon transferi ne olduğu daha bilinmiyor. Buna dair önerilen modeller var. Öngörüyü arttırdığına dair. Buradaki yaklaşım mesela buraya aktarmaya çalışıyoruz. Hem rehabilitasyon robotu için hem de drone kara robotu etkileşimi için. Yani hani mesela birisi tanıdığınız birisi Erdem Bey sizi gördüğünde şöyle omzuna vurup hadi yemeğe gidelim dese siz oradan bir bilgi çekersiniz ama tanımadığınız biri omzunuza vurduğu zaman hop dersiniz ne oluyor ne hayırdır inşallah dersiniz. Hani bu çok ilginç şeyler yani o etki işte robot bilimden şeye aktarmak ya da nörobilimden robot bilime aktarmak ve çok farklı yerlere aktarmak çok kıymetli. Yani bu haberleşmeyle ilgili de mesela hayvanlar arasındaki haberleşmeyi taklit eden haberleşme sistemleri geliştiriyor. Mesela fillerin titreşimle haberleşmesi, böcekler arası haberleşme, muazzam Moleküler organizasyon. haberleşme çıkmış hocam. Çok Hocam popüler. muazzam Yani yani önü çok açık. Yani mühendisliğin işte hani şimdi Uğur hocam elektronik mühendisliğinde bunlar yani 50 yıl önce konuşulmuyordu belki. Yani 40 yıl önce konuşulmuyordu. Yani işte aynı nöronlar üzerine çalışıyoruz. 2000'lerin başında bulunan şeyler. 2000'lerin başında tespit edilince empati denen şey, sosyalleşme denen şey tanımı değişti. Biz oradan sosyalleşebilen robotlara aktarım yapmaya çalışıyoruz. İnsan karşısındaki nasıl anlıyor? Onu çözememiş ki insanlar. Onu anlamaya çalışıyorlar. Bir de insanların arasında hadi robotu katacağız. Yani havaalanında haldır haldır giderken yanınızda bir de robot var. Robot size ne kadar yaklaşsın? Onu tasarlamaya çalışıyor insanlar. Yani dibinize girerse bir robot hoşlanmazsınız. Küçüklerin hoşuna gidiyor, büyüklerin antipatisi ortaya çıkıyor yani robotlara karşı. Şimdi böyle şeyleri tasarlıyoruz. İşte makine mühendisleri, elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri. Hani bunlar böyle çok şey alanlar. Yani iç içe girmiş alanlar. Hani ben gençler için şeyi çok kıymetli buluyorum. Yani birebir konuştuklarımızda da onu söylüyorum. Yani Uğur Hoca'nın dediği gibi yani müfredatlara bakıldığında elbette kendimize has şeyler var. Hani özellikle teknik seçmeli alanlarında vesaire. Ama hani bölümleri, üniversiteleri tanımak için, meslekleri tanımak için birazcık o bölümlerde research olarak ne yapılıyor, araştırma olarak ne yapılıyor ona bakmakta fayda var. Yani Evet. elbette o genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz daha liseyi yeni bitirmiş orada oturup da her şeyi anlamaları mümkün değil ama bir şey bir fikir verecek yani. Şimdi işte cep telefonları yani beni heyecanlandırıyor cep telefonları. Ne yaparsak o pilin süresini uzatırız. Çok güzel problem. Yani bunu ben lisede bir öğrencinin bunu duyması, bunu görmesi ya da işte rehabilitasyonda şu bilmem ne dronlarla şu bu. Yani bu mesleğin vizyonu, mesleğin 20 yılı, 30 yılı, 50 yılını görebilmek önemli. Yani genelde şey yapılıyor. 4 senede işte çift anadal var mı yok mu? Ya var bunlar var. Çift anadal dediğim şey çok da ahım şahım bir şey değil. Yan dal güzeldir arkadaşlar. Çift anadalı çok takılmayın. Her yerde çift anadal böyle ömür törpüsüdür. Yani kolay bir Oldu. şey değildir. Ama yani esas olan siz buradan mezun olunca ne yapacaksınız? Ne kadar nelerle ilgileneceksiniz? Onların cezbetmesi lazım. Yani bölüme girip 20 yıl bölümde okumayacaksınız ki. Yani 4 yılda 5 yılda bitirip gideceksiniz. Ondan sonra meslek hayatınız olacak. Onu severek yapmanız lazım. Zevk alarak yapmanız lazım. Yani uzattım ben kusura bakmayın. Yok yok Elektrik valla acayip güzel şeyler anlatıyorsunuz ya. Valla süper. Uğur hocam kaldığı yerden alın elektroniğin devam edin hiç kesmeyeyim. en büyük problemi batarya. Eğer bir şekilde bu batarya teknolojisini uçurabilirsek
Zaten aç kalırız büyük bir ihtimalle biz haberleşmeciler olarak. Hani bu kadar komplike işler yapmak zorunda kalmayız. Koyarız güçlü bataryayı hallederiz. Fakat batarya tasarımı da zor. Hani bunun için kimyadan iyi anlamak gerekiyor. İşte kimya mühendisliği var. Hani bizim okulda yok böyle bir şey ama kimya mühendisliği de çok önemli. Şu an bence en büyük sorun batarya işi. Yani şu batarya işini bir Doğru. çözebilirsek bir sürü şey aslında çözülmüş olacak. Hani bu apayrı bir konu. Çiftanadala Kutlu Koca gibi ben de katılıyorum. Şu Çiftanadala biraz şey gibi oluyor. Hani gireyim bir taşla iki kuş birden vurayım. Öyle olmuyor. Bir kuş gelip seni vuruyor bu sefer. Hani Ha, yani iş oraya geliyor hocam bence de. ya bir hani atalarımız der ya iki karpuz bir koltuğa sığmaz hesabı. Ben ona kesinlikle inanıyorum. Ya yani bir konuda uzmanlaşmak, bir konuda ilerlemenin daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum Hocam kendimce. ben hani Hocam sizi öyle bir bölüyorum ama şöyle şu süper oluyor. Yani mühendislikte öyle arkadaşlarımız çıkıyor arada sırada. Hani bir mühendislik bir temel bilimlerden yanda mesela fizik yandalı ya da mümkünse bir çift anadal bir fizik artı şey ya da matematikle. Yani ben hani şimdiki aklım olsa lisansta dönüp okusam öyle bir şey yaparım yani çok isterim öyle. Yani çok çok farklı bir insan oluyor o zaman işte mesleki anlamda akademik anlamda. Hani bunu da araya sıkıştırmış olduk. hocam ben ufak bir toparlama yapıp sonra birer dakika son söz verip bitireceğim. Bir saat oldu böyle su gibi akıp geçti bence. Yani çift anadal şey gibi biraz böyle kendini geliştirme fetişizmi. İşte gençler böyle başka ne yapabilirim kendimi geliştirmek için. Ama şunu sanıyorum bu yayında çok net görmüş olduk. Ben de bu ikili kombinasyonları, bölümler arası ikili kombinasyonları yaparken aslında yazılım, bilgisayar, elektrik, elektronik, makine hep birlikte ele alabiliriz diye düşünüyordum ama bir yerden kesmek gerekiyor diye böyle yapsak diye düşünmüştüm. Bu kombinasyonun ne kadar doğru olduğunu, aslında ne kadar iç içe geçmiş şekilde çalışmalar yaptığınızı görmek güzel bence. Bir öğrencilerin şunu görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu temel mühendislikle ilgili bu temel bilimlerden herhangi birine, temel alanlardan herhangi birine girip bu işi sağlam yaparak çıktığında çalışma alanı sırasında bir diploma daha var mı göster bakayım da ona göre çalışacaksın gibi bir dünya olmadığını sizin anlattıklarınızdan anladık. Eğer kendine ekstra bir şey katacaksa dediğiniz gibi belki işletme ile çap yapmak, belki mesela Kutluk Hocam sizin anlattıklarınızda psikolojinin ne kadar önemli olduğunu anladım bazı alanlarda. Bir de şunu görmesi gerektiğini düşünüyorum öğrencilerin altını çizmek gereken bir diğer konu. İşte ben insan sağlığı ile ilgili çalışmalar yapacağım. O yüzden moleküler biyoloji genetik okumak istiyorum. Abi bak insan sağlığı ile ilgili çalışmaları makine mühendisleri de yapabiliyor. Çünkü artık bu disiplinler arası. Bu hedeflerine gitme yolunda yanlış eşleştirmeler yaptığını düşünüyorum ben öğrencilerin. Bu yayınlarda onlara çok güzel katkı sağlıyor bence. Ağzınıza sağlık. Son birer, ya şunu da söylemeden bitirmeyelim diyeceğiniz konular varsa son birer söz vermek istiyorum size. Uğur Hocam sizinle başlayalım. Sonra Kutluk Hocam'la bitirelim. Yani Erdem Bey bir saat su gibi aktı geçti aslında ben çok sıkılırız diye düşünmüştüm ama ne ara bir saat oldu onu da fark etmedim. Konuşacak çok konu var belki daha bir gün bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi toplu bir açık oturum gibi Kesinlikle. bir Bence seans. yapalım. Bence yapalım. Evet, organize etmek lazım. Yani şey yapmasın bence gençler hep bu hataya çok düşüyor. Aa işte bugün işte şu bölüm popüler hadi hurra oraya gidelim. Yani önemli olan bir şeyi sevmek. Sevmeden gittiğiniz zaman bir bölüm okunduğu zaman o bölüm ızdıraba dönüşüyor. Yani mühendislik zordur. Her bölüm zor. İnşaatı ayrı bir zor. Makine ayrı bir zor. Elektrik zor. Yani önemli olan hangi şeyler ilginizi çekiyor. Bunları bir öğrenmek, yani sorup soruşturmak, tanıdıklara sormak oldukça önemli. İnternet gibi bir derya deniz var. Hani elektrik mühendisleri ne iş yapar? Bunlara da bakabilirsiniz. Mühendislikler joker mesleklerdir. Bu ayrı bir konu. Satışçı olan mühendis de var. Satış öncesi teknik destek veren mühendis var. Teknik destekli olarak çalışan mühendis var. Ar-Ge'cisi var. Uzmanı var. O'su var. Bu'su var. Yani hani her yere evrilebilen bir meslek. Mesela bizim elektrikçilerden yazılımcı olan da var mesela. Yani hani istediğin her yere çekebilirsin. O yüzden mühendislik herhalde şu anda günümüzün en popüler mesleklerinden belki de bir tanesi. Hani makine mühendisi de okusanız, inşaat da okusanız, elektrik de okusanız, bilgisayar da okusanız, ne kadar severseniz, ne kadar çok çalışırsanız kendinizi o kadar geliştirirsiniz diye düşünüyorum ve sözü Kutluk Hocam'a
bırakıyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Yani ben de katılıyorum. Hani sevdiğimiz şeyi bulmak önemli. Belki de hani günümüzdeki temel sorun. Yani ya bizim zamanımızda böyle üniversitelere gidip bilgi almak falan çok rahat değildi. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Dershanenin rehberlik kitapları oluyor ya. Orada makine mühendisliği ile ilgili yazan şey şöyle. İşte klimalarla, işte ısıtma soğutma sistemleriyle, kazanlarla ilgilenir falan gibi bir şey böyle. Kim yazdı artık, nasıl yazdı bilmiyorum. Onu böyle insanların, yani çok kritik bir şey. Yani siz bir gençlere öyle bir şey veriyorsunuz. Bir meslekle ilgili böyle nereden geldiği belli olmayan bir şey yazıyorsunuz. Artık öyle değil. Ama benim şöyle bir yorumum da var. Yani yorum değil, tespit, kısmen tespit de. Yani bizim zamanımızdaki kadar idealist genç de çıkmıyor. Yani hani bizim zamanımızda biraz daha şeydi. Mesela tıp bayılan arkadaşlar vardı. Onlar ölümüne tıp için çalışırlardı. İşte mühendislik, ben diyorum hani ilkokuldan itibaren, sonundan itibaren ben makine, elektronik, o ikisinin arasındaki şey beni çok cezbediyordu. Ama artık şey yok yani, belki de sorun orada. Yani hani bu mesleği tanıma imkanı bu kadar fazlayken biraz daha idealist olmaya çalışmak lazım. Hani kim neyle Çok iyi. uğraşıyor ona bakmak lazım. Yani sadece o da, ben ona biraz takılıyorum. Yani sadece dersler nedir? Yani dersler elbette kıymetli ama işte yani ders ders. Yani hani işte ikinci sınıfta temel mühendislik, üçüncü sınıfta şu bu, öyle gidiyor. Sonrasında ne yapılıyor? Nelerle uğraşılıyor? Yani oralardan ipuçları bulmak gerekiyor. Sonrası daha keyifli. Ben de katılıyorum. Yani sevmediği bir şeyde okumak eziyet olur insana. Ya ben kulaklarını çınlatayım. Benim sıra arkadaşım liseden, bu aralarda da hep böyle onunla ilgili örnek veriyorum. İşte mühendislik okuyacağım dedi. Yani kafasında bir iki şey vardı. Puanına göre de işte maden mühendisliğini kazandı. Aslında çok böyle sevenler var yani. Böyle fanatiği olanlar var. Ama Bülent sevmedi. Yani eziyet oldu. Uzadı 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 uzadı. Sonra nasıl bulduysa bir şey buldu. Yani geçiş imkanı varmış başka fakülteye. Kamuya geçti. Bülent böyle yıllar sonra kamuya geçti. Kamu yönetimini bitirdi ve çok sevdi. O kadar sevdi ki. Yani işte benim yaşıtım, sıra arkadaşım doktorayı geçen sene bitirdi. Doktora da yapacağım dedi. Şimdi böyle akademik hayatta kalmaya çalışıyor. Yani sevdiğin yeri bulduktan sonra insan yaşına vesaireye bakmadan hani öyle bir güç geliyor ki o imkanları zorlayarak onu okumak, öğrenmek istiyor. Yani gençler işte, hani bizi kaç kişi dinliyor bilmiyorum şu anda ve görmüyorum ben onu, ama hani inşallah hepsi gönlündeki, böyle severek okuyacağı, faydalı olacağı, böyle hani iyi ki seçmişim diyeceği alanları bulurlar. Ve oralarda aktif olurlar diye temenni de bulunuyorum. Çok keyifli oldu gerçekten. Bir saat çabuk geçti. Daha da uzatabiliriz Evet yani. Yani. hocam. Başka bir ortamda. Böyle bir sınırı olmayan bir mühendislik gecesi yaparız diye düşünüyorum. Yayınların bitişi galiba 1 Ağustos. O Ya bittiğinde bir şey böyle bir inanıyorum şey ben Erdem yapabiliriz. Bey. Ben bölüyorum sizi, kusura bakmayın da, hani bu spor programları oluyor ya, bakıyorum mesela bir gecenin bir saati başlıyor. Aradan zaman geçiyor, gene bakıyorum, gene devam ediyor. Diyorum herhalde tekrar, yok canlı yani. Hani adam böyle 3'te 4'te hala aynı enerjiyle. Hani öyle bir şey yapabiliriz, ucu açık böyle. Hocam, son tarih bilmiyorum. Galiba 1 Ağustos ya da 31 Temmuz bizim bu yayınların planlanan tarihi. Onun bittiği günün ertesi gününe sizinle birlikte mühendislikteki diğer hocalarımızla da tüm mühendislik fakültesinden birer tane hocanın olduğu sınırı olmayan 9'da başlayan ve gece gittiği Evet kadar evet. giden bir yayın yapalım. Bunu da %100 duyuralım. mühendislik deriz yani. Böyle Rıdvan'ın programı Evet gibi hocam, tamam. %100 %100 mühendislik futbol diye gibi. her Güzel. telden. Eyvallah. Güzel. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bir Sağ olun. Teşekkür ederiz. gençler bu arada Kutluk hocam sizi çok seviyoruz, Hüseyin hocam sizi çok seviyorum falan diye yorumlarda şey var. Sağ Eş zamanlı 25-30 kişi olun. civarında hep izleyen vardı. Birkaç gün içinde birkaç yüz adaya ulaşmış oluyor Evet, yayınlar evet. genelde. Emirhan Aydoğan Erasmus programları ile ilgili bir şey sormuş. Bir sonraki yayında bizim gençlere soracağım zaten Erasmus'ları. Dolayısıyla hani bir sonraki yayınımızı izlemeye devam edebilir. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ikinize de. Çok Çok sağ olun. Benim için teşekkürler. de gerçekten çok keyifli ve böyle su gibi akan bir başka yayın oldu. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi Çok teşekkür geceler. ederiz. Çok güzeldi. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar. Görüşmek